Arkadaşlar Demir Yürek karakterinin de videosunun geleceğinden bahsetmiştim. Bugün de bu karakterin videolarını çekmeye başlayacağız. İki video gelecek arkadaşlar bu karakter için. Hem PvP hem PvE videosu gelecek. İki modda da biraz test edeceğiz. Şu an gelemem. İki modda da biraz test edeceğiz. Bakalım iki modda nasılmış yani. PvE'de nasılmış, PvP'de nasılmış, hangi yönde kasılmalı. Yani biraz da bu karakter hakkında bahsedeceğim birkaç bir şey daha var zaten. Daha sonrasında da videoyu yavaştan bitiririz. Şimdi arkadaşlar bu karakteri ben dikili taşla test edeceğim. %160 hasar artışı bir dikili taş. Çok da iyi bir dikili taş sayılmaz aslında. Bu şekilde bir PvE'de bugün bir test edelim. Daha sonrasında PvP için de videosu gelir. Böylece güncelleme karakterlerini hemen hemen bitirmiş oluruz. Imbaku karakterine de belki bir ihtimal video çekebilirim ama kategori 2 karakterlerin artık pek de bir değeri kalmadığı için açıkçası çok da bu karaktere bir video çekmeyi düşünmüyorum. Çünkü yani bu karakter zaten asıl olayı daha çok destek arkadaşlar. Hani destek amaçlı kullanıyorsunuz. Onun dışında çok da bir olayı yok. Çünkü zaten kategori 2 bir karakter dediğim gibi. Yani biraz desteği var o kadar. Ama Rivelium's potansiyel bir karakter olduğu için bu karakteri elbette test edeceğiz. Şimdi girip bu karakteri test etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ilk olarak bir nulla başlayalım bakalım. Bakalım ne kadar iyiymiş. Şu anlık fena değil. Arkadaşlar inanılmaz hızlı bir karakter. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bayağı hızlı. Ve arkadaşlar bu arada rotasyon yaptıktan sonra aynı zamanda böyle harita üzerinde dolaşa da biliyorsunuz. O da bayağı güzel bir şey. Yani bu sayede saldırılara yakalanmanız pek mümkün değil. Mesela şöyle saldırırken bütün haritayı dolaşabilirim öyle bir karakter. O da bayağı güzel yani bayağı oynaması keyifli diyebilirim. Şöyle devam edelim. Evet 4'e basalım. Biraz geç bastım ama hasarımı kaçırmadım sanırım. Güzel. Yani arkadaşlar şu anda benim 14 delmem var kartlarımda. İşte belli bir noktaya kadar saldırılarım falan da var. Hani bu açıdan bakacak olursak 15. seviyede çok da zorluk çekmemem lazım. Yani iyi bir karakterin en azından çekmemesi lazım. Yani eğer bu karakter işte 15. seviyede problem çekerse açıkçası çok daha iyi olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Şöyle kaçalım gene. Ya çünkü arkadaşlar şu aşamada o kadar iyi karakterler çıktı ki artık şey olmaması gerekiyor yani. Bu karakterlerin 15. seviye falan rahat bir şekilde yapması gerekiyor. Evet, 3,5 dakika falan kaldı. Arkadaşlar zaten ben bu karakteri biraz daha Mephisto'da test etmek istediğim için Null'da uzun uzun test etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz daha oynayıp oralarda kesebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yeteneklerim de olsun. Fena değil idare eder. Saldırısını yapacak. Evet. Daha bu fazla henüz geçemedik. Biraz problem çekiyoruz ama herhalde birazdan bitiririz. Evet. Yani arkadaşlar biraz daha devam edebiliriz. Bu karakter tamamlayabilir mi, tamamlayamaz mı? Biraz bunu görmek istiyorum aslında. Normalde burada keserdim de videoyu. Mephisto'ya geçerdim ama biraz daha görmek istiyorum karakteri ya. Yani şu an 2 dakikadan biraz fazla vaktimiz var. Acaba geçebilir miyiz? Evet arkadaşlar bir yandan saldırıp bir yandan kaçıyorum ya çok güzel oluyor. Evet şurada halka verecek problem yok.
Evet ama genelde arkadaşlar baş düşmandan uzaklaştığınız zaman hasarınız azalabiliyor. O yüzden yani yakın durmanız bir bakıma iyi olur diyebilirim. Evet, şurada ejderha fazına geçiyor. Evet, tüh vuramadım. Tam vurmayı denedim de. Vuramadım. Sorun yok. Aşağı yukarı bir dakika kadar vaktimiz kaldı. Alabilecek mi acaba? Çok arkadaşlar son fazda biraz problem çekebilir. Son fazda geçebileceğini pek düşünmüyorum açıkçası ama gene bir deneyelim şansımızı. Evet, burada hasar fena değildi. Evet, güzel. Son faza geldik. Şöyle yeteneklerim de dolsun bir yandan. Güzel. Umarım bitirebiliriz. Evet, bitmeyecek gibi arkadaşlar. En fazla bir rotasyon daha uygulayabiliriz. Onda da canı bu kadar gitmeyebilir. Hadi bit. Evet. Neredeyse bitiyordu bu arada arkadaşlar. Neredeyse bitiyordu. Ucu ucuna kaybettik denilebilir. Bir de girip Mephisto'da deneyelim bu karakteri. Evet, başlasın şöyle. Güzel. Şu hareket ediş şekli çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Yani çok hızlıyız. Hiçbir saldırıya yakalanmadan kaçabiliyoruz. O kısmı çok seviyorum. Bu arada gördüğünüz üzere arkadaşlar Mephisto'nun 14. seviyesine girdim. Evet, şurayı çok hızlı bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Yani 14. seviyeyi tamamlayabilmemiz lazım artık diye düşünüyorum. Bakalım. Güzel. Fena gitmiyoruz. Evet, Mephisto'da arkadaşlar çok daha yoğun grafikler olduğu için biraz kasabilir. Kusura bakmayın onun için. Evet, şurada halkalara gitmemiz gerekiyor. Evet, çok sersem yedim ya. Güzel. Evet, bence bu faz bittikten sonra bitirebiliriz arkadaşlar. Tamamlayacak gibi görünüyoruz zaten. Şöyle devam edelim. Az bir yolu kaldı. Hala yarıdan fazla süremiz var. Büyük ihtimalle tamamlarız. İki fazı bitirdik bile tek bir faz kaldı. O yüzden de tamamlayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, bitti burası zaten. Evet. Arkadaşlar bence burada bitirebiliriz. Girip bir de biraz karakter hakkında konuşalım. Şimdi arkadaşlar benim bu karakterin PvE'deki performansı hakkındaki düşüncelerim şu. Yani bence idare eder bir karakter. Yani çok iyi değil. Yani aşırı kötü de değil. Yani öyle yani kullanılabilecek bir karakter öyle söyleyeyim. Çünkü zaten biz bu karakteri arkadaşlar iki iyi destek kullandık. Aynı zamanda kendi liderliğinden yararlandık ve çok da yüksek bir seviyeye girmedik aslında. İki Moto'da, Null'da da, Mephisto'da da. Hani bunları göz önüne alırsak hani fena değil. Bir nebze kullanırsınız ama çok daha iyi karakterler de var onu da belirteyim.
Şimdi bu karakterin biraz gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostümü normal özel bir karakter olduğu için kostümünü basamamışım. Özel ekipman olarak gördüğünüz gibi dikili taş takmışım, %160 hasar artışı. Hani bu karakter için hangi CTP'ye tavsiye ederim diye soracak olursanız eğer, benim birinci tavsiyem Sezgi CTP olur. İkinci olarak yani belki öfke olabilir. Ya bir nebze enerji olabilir belki. Yani hasar da az buçuk tutturabiliyor. Bunlar değerlendirilebilir ama ben sanırım Sezgi CTP'yi birinci sıradan tavsiye edeceğim. Artefakt olarak içgüdü kritik hasarını artıran bir artefakt var. ISO 8'leri full değil gördüğünüz üzere. Kartalın gözü getirmişim ISO 8 set bonusu olarak. Türün 4'e kadar basmışım. Yeteneklerden son 3'ü full. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı kullanmışım. Ve detay kısmında da gerekli PV özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Bu karakteri bir de PvP'de test edeceğim. Orada da bakacağız. Hatta şöyle PvP'lik bir dikili taş da takabiliriz. Yani bayağı iyi bu. Böyle bir şey takabiliriz. Evet, bir de PvP'de test ederiz arkadaşlar. Daha sonrasında bu karakterin de videolarını bitiririz. Evet millet, siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin, sizce bu karakter nasıl olmuş bunu da yazın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.